Sevgili Bodrumlar, sevgili Karyalılar, sevgili Halikarnaslılar, hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantı bizim önümüzdeki süreçte Bodrum'un yönetme şeklini, Bodrum'un yönetilme kültürünü ilk yansıttığımız toplantı olacak. Çünkü biz Bodrum'daki bütün kararları kamuoyunun tartışmasını açmak istiyoruz. Bu da Bodrum'da gangren olmuş bu sorunun kamuoyunun tartışmasına açılması için yapılmış ilk toplantı olması açısından çok anlamlı. Bu bizim her zaman arzu ettiğimiz ve her zaman ifade ettiğimiz, özellikle kampanyamızda Bodrum'u birlikte yöneteceğiz. Bodrum'u STK'larla beraber yöneteceğiz. Bodrum'u vatandaşımızla, halkımızla birlikte idare edeceğiz. İddiasının da şu andaki tezahürüdür. Hepinize katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, lafı çok uzatmayalım. Öncelikle plajlar konusu, halkımızın denizden rahatça yararlanma konusu şu anda bizim en birinci sorunumuz. Bu konu, şu toplantının ilk zaten tabii ki sebebi, toplanma sebebimiz bu. Onun dışında da tabii başka sorunlar da var. İşte temizliktir, güvenliktir gibi yine plajlarla ilgili bazı sorunlar var. Bunları da tartışacağız oturup. Mesela plajların işgalidir, iskelelerdir ya da platformlardır gibi bununla ilgili yine konular da var. Ama ilki öncelikle sizin kıyılardan özgürce yararlanma hakkınız ya da hakkımız, hepimizin hakkı. Önce bunu tartışacağız. Bununla ilgili bizlere değil, söz sizlere düşüyor şimdi. Biz çok konuşmayacağız. Zaten biz seçim öncesi vaatlerimizde bunları hep söyledik, dedik ki şimdi bizim konuşma zamanımız ama seçimden sonra siz konuşacaksınız, biz yapacağız diye zaten bunu hep ifade ettik. Burada bizim söyleyecek çok fazla başka bir şeyimiz yok. Sizlerden önerilerinizi, fikirlerinizi, görüşlerinizi alalım, notlarımızı alalım. Sonra biz bununla ilgili yeni bir strateji belirleyelim ve bu sorunu çözelim. Şöyle bakalım lütfen, empati yapmak en doğrusu. Şimdi turizmcilerimiz de var haliyle. Yani Bodrum'da turizmle ekmek yiyen bir coğrafya. O yüzden turizmcilerimizi de anlayacak şekilde. Çünkü belli bir istihdam yaratıyoruz malumunuz bu süreçte. O yüzden turizmcilerimizi de anlayacak şekilde empati yaparak, hani tek taraflı düşünmeyelim sadece. Ve yine de turizmcilerimizden de vatandaşımıza hak vermelerini ve onlarla bu görüşmelerde kesinlikle düşmanca değil, tamamen empati yaparak ortak bir çözüm bulma kaygısıyla sizlerin de davranacağınızı düşünerek şimdi sizlere bırakıyorum. Evet, buyurun lütfen.